daha önce kendim yazmaya alışkın olduğum için hep bu iş çok yalnız yapılır diye düşünüyordum. Ama Barış'la böyle bir şey olunca yani denemek istedim açıkçası. Çünkü dediğim gibi çok sevdiğim ve önem verdiğim bazı yönetmenlerin böyle ayrılmaz parçaları birlikte yazdığı yazarlar var. Mesela Schloss gibi, mesela Angelopoulos, pek çok daha var. Aslında benim çok öyle bir niyetim ve arayışım olmadı yani benim adımım olmadı ama Barış çok güzel bir adım attı. Yani bir gün bir şair bir kadınla ilgili beraber bir senaryo yazmaya ne dersin dedi. Önce bir durakladım tabii yani çünkü dediğim gibi pratiğini bilmiyorum birlikte yazmak nasıl olur ama çok denemeye değer bir cümleydi. Ve bir cümleden yani cümle dediğim sadece bir hayalden yola çıkılacağı için de beni hiç ürkütmedi. Yani şey daha zor olurdu. Buna adapte olamayabilirdim. Yani bir yazılmış bir hikayeye ya da bir kitaptan yola çıkmak içine girmeye daha zorlanabilirdim. Ama bu bütün yol boyunca ortaya çıktığı için ona çok heyecan verdi açıkçası. Böyle bir telefon konuşmasından da başladı yani o kadar. Ankara İstanbul arası. Ankara İstanbul, evet. Önce başta biraz daha Ankara'ya ben gidiyordum, sonra o daha çok İstanbul'a geldi. Böyle işte bir araya gidip yazarak. Güzel bir tecrübeydi yani. Trenle mi gittiniz diyeceğim. Keşke. yani hızlı trenle artık yeni var ama o zamanlar kullanmıyorduk. Ama tren yolculuğunun yazım sürecinde çok yaptık. Yani Ankara'dan İzmir'e 8 ya da 9 sanıyorum yaptım. Ekibe katılan her kişiyle tekrardan, önce başta Barış'la ondan sonra İlbe, görüntü yönetmeni her katılanla tekrardan Ankara-İzmir yaptık. Yani İstanbul'dan yola çıkamadık canım. Sorusu olan var mı? Ben çünkü burada gittikçe laf lafı açıyor gibi devam edip sizden çalmış olmayayım. Merak ettiğiniz kafanızda tabii salonda bitmeyen filmlerden. Dolayısıyla hala etkisi altında olduğunuzu düşünüyorum. Ama varsa yavaş yavaş bir şeyler sorabiliriz. Buyurun. Yani bir şey yazmak, bir şey kullanmak daha içe sığın bir şey bence. Sizin de burada yarattığınız karakter bireyler, bu da hayal perest, daha yaratıcı biri olmak gerekiyor. Ama bir yandan da bütün bu kafanızda kurduklarınızı icraata dökmek çok zor, meşakkat gibi bir şey. Daha dışarı dönmek gerekiyor. Çok fazla şey sorumluluğunu almak gerekiyor. Sizin nasıl dengeliniz? Yani zaten aslında yönetmenliğin temel işlevi, görevi bu. Yani hele ki senaryoyu kendiniz de yazıyorsanız o uzun sürecin en farklı dönemi. En dediğiniz gibi daha tek başınıza, daha içe dönük. Ki Barış'la yazıyor olmam da bu durumu çok fazla değiştirmedi. Çünkü onunla da tek başıma yazıyormuşum duygusuyla yazdığım için herhangi bir sosyalleştirme gerektiren bir durum değil. Ama yani senaryo bittikten sonraki aşama bambaşka bir kimlik gerektiriyor neredeyse. Yani dahil olan her kişiyle her süreçte işin içine para bulma, parayı denkleştirme, işte oyuncular, şunlar, böyle bir şizofrenik bir dünya aslında tabii yani o ikisi arasında. Ben o yolculuğu da seviyorum. Ne kadar zor olursa olsun bazen gerçekten çok canınıza da geliyor. Ben yazmaya geri döneyim. Orası pek bir emniyetli ve daha bir sükunetli bir yer diyorsunuz ama aslında orada da ağır savaşlar var. Dolayısıyla aslında ben her ikisini de bir şekilde tat alıyorum. O yüzden de yani hem yazıp hem yönetip bir yandan yapımcılığını da yapmak zor da olsa çok daha organik bir bağ kurmanıza yardımcı oluyor. Doğrusu mu bu mu bilmiyorum ama yani bu koşullarda bu durumda çok şikayetçi değilim. Buyurun. Siz de şiir yazıyor musunuz? Yok, yazmıyorum.
Onu sonda bir tane şiirimiz var zaten. Evet. Diğerleri iç sesler. Barış yazdı. Leyla için yani. Leyla yazsa böyle yazardı diye. Barış Kuşak şey yazdı. Ne görüleceğini sete giderken biliyordum. Yani hatta bir kız birçoğunu yazarken hayal ettim. Ama bir kısmını da bu yaptığımız 8-9 tren yolculuğunu işte saatlerce, günlerce oturup izledikten sonra belirledim. Yani hem benim yaptığım yolculuklar hem işte yapım ekibinin saatlerce çektiği görüntüleri oturup İzmir-Ankara arasını evden böyle şey gibi dikizledim yani. Nerede ne var falan. Dolayısıyla o sahnede arkada, çünkü ben aynı anda yani iki şeyi, görüntüyü aynı kadrajda görmek istiyorum. Yani Leyla içeride bu olurken dışarıda ne olacağı bilerek yapmak istiyordum. Onları işte izleyerek karar verdik. Ve sonra ama çekerken duran trende çekmeye karar verdik. İki, yoksa çok çok zor olacaktı. Çünkü ben o iki resmi aynı şeyde yakalamam neredeyse imkansızdı ve çok önemliydi. Haydarpaşa'da duran trenlerle çektik. Yeşil ekran, yeşil de şeyler kurduk, düzenekler kurduk. Ve bizim daha önce çektiğimizde bu sahnede arkada şu oluyor, şunu göreceğiz dediğim demo görüntülere göre görüntü yönetmenim ve ışık ekibim ışık yaptılar. Ve sonra gittik, yani bütün bu çekimler bittikten sonra gerçekten trene bindik ve o yolculuğu yapıp o reel mekanları kameramıza çektik. Sonra onları post prodüksiyon ekibimiz bayağı uzun ve meşakkatli bir süreçte bir araya getirdi. Buyurun. Ben Ankara'da hala da şeyleri sizden görmüş olmayı beklediğim ister istemez. Yani karakteri izlerken şeyi merak ediyorum. Leyla karakteri başkalarının hayatlarına ister istemez alıcı gözle bakıyor başkalarının hayatlarına. Bir şey, hikayeler kuruluyor dışarıda. Bu kadar yani trajik bir olayla karşılaşmamız durumunda gerçekten öyle dahil olabilir miydiniz? Çünkü ben karakterin dahil olması hikayeyi fazla etkiledim. Yani. Ben yapabilir miydim, onu mu soruyorsun? Bir kere bana benzeyen oyuncu aramadım, onu söyleyeyim. Gerçekten yani tabii yazarken kafanızda böyle bir figür, bir şey belirliyor. Ama ben yapar mıydım? En ufak bir fikrim yok. Gerçekten. Yani bu zaten o yüzden yazıyoruz ve velev ki yani belki bu soruyla baş etmenin yöntemi de bunu yazmak. Ama bu soruyu evet çok sordum. Eminim sizler de yani bu bence çok gündelik bir soru yani. Yavuz yerinde olsam acaba isteyebilir miyim? Kimden isterim? Benden isterse ben ne yaparım? Yani evet bu üç karakterin bir araya gelmesi çok olağan bir şey değil yani. Biraz da bu film için bir araya geldiler. Ama soru bence çok olağan ve sıradan bir soru yani. Böyle bir durumda kalsam ne yaparım? Dolayısıyla ben de filmden bir çıkarım yapamam. Gerçekte ne yaşayacağımı bilmiyorum. Ama işte özgürüm, Leyla'ya istediğimizi yaptırabiliyorum. İşte o da işin en güzel yanı yani. Buyurun. Filmin içindeki her şey çok doğal ve bizden gibiydi. Diyaloglar olsun, karakterler olsun. Bir tek yemekli vagondaki o içkili sohbetler çok gerçekmiş gibi geliyor. Ha, o dört kadının mı? Kadın ya da trende alkol kullanması evet. Gibi şeyler. Ha, gerçek dışı gibi. Gerçek dışı gibi. Valla çekerken bugün çok gerçekti ve son birayı biz içtik, onu söyleyeyim. Özel bir amacınız var mıydı diye söyleyeyim. O yüzden mi gerçek dışı gibi? Evet, yani bugün baktığınız zaman aslında biraz kurgu gibi geliyor ya. Diğerlerinin tam şartı. İşte film bitmeden dönen filmi oldu diyoruz, o yüzden. Ama bu da hakikaten güzel bir bölüm için. En gerçek dışı bölümün o bulunması çok manidardır. Evet, Kadıköy dışında galiba o kadar artık rahat bir şey olmadı. Evet, aslında ben araya girip yani Kortazar'dan bahis açacakken
başka bir yerlere geldik. Yani Kortazar'ı da soracak birileri vardı. Hep filmde hepinizin aynı hissiyatı var. Fantastik bir alem ve gerçekler ama aslında hiç de kalın bir çizgi yok bunlar için. Büyük lezzetli bir hayal yolculuğu düşünüyorum. Bir şey söylemek ister misin? Ne güzel diyorum yani böyle bir yolculuğa çıkmışsanız. Evet, gerçekten o kalın çizgileri böyle biraz şeyle kağıttan ya üzerinden geçersiniz ya yani evet o şiire en yakışan değildi benim için. Yani nasıl şiirde deriz ya yani yan yana gelmeyecek kelimeler yan yana gelir. Hiç de sorgulamayız aman bu ne saçma şey demeyiz yani diyemeyiz. Gelir ve anlamasanız da bir şey olur size demin sizin ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla bir şeyleri anlamak yerine yaşamak ya da hissetmek, belki dediğiniz gibi yolculuğa çıkmak, bir şair ve şiirin odağında bir film için çok bilinçli bir tercihti tabii. Bir de yani sevmiyorum galiba o kadar kalın, net bir şeydir. Yani zaten o kadar net olsa niye film yapmaya ihtiyaç duyayım diyorum. Şey gibi de bu biraz yani belgesel kurmacanın şeyi de kafamda böyle net değil seviyorum birbirlerinin arasına girip çıkmalarını. Yani Kortazar da mesela bu yüzden bu filme sızmıştır yani tam aslında Kortazar'dan güç alarak da bunu yaptığımı düşünüyorum. Buyurun her arka sıraları. Şairlerimizden biri yani temel olarak bu yani başka orada Didem Madağ'ın kitabını da görebilirdiniz, Büru'yu da görebilirdiniz. Yani böyle enini seçerek yapmadım, en sevdiğim gibi değil ama o sahnede Gülten Akın'ın kitabı içimden geldi diyeyim. Özellikle diğerlerinin ayırdığı için ama çok sevdiğim bir şair oldu. Teşekkür ederim bu güzel filmimize getirdiğiniz için. Şeyi soracaktım ben. Bir tane milletvekili vardı. Hani kahvede gelmişti karakterlere. O şeyi niye koydunuz milletvekili filmin içine? Tek kahve gibi böyle aklınıza mı geldi yoksa bir anlamı var? Ya aslında işte yemekte o konuşmayı yaşamak için biraz da koyduk. Yani Leyla olsa böyle bir durumda ne yapardı? Cümlesi bizi aslında o milletvekili karakterini yaratmamıza sebep oldu. Yani çünkü bazen işte gündelik hayatta baş edemediğimiz ya da işte ne yapsam yani böyle bir durumda ne yapılır dediğimiz zaman bir şaire sığınma fikri. Bir de şey var işte sanatçı bilir yani sanki her durumda ne yapacağını, nasıl tepki, doğru tepki o bilirmiş gibi bir mit de var ya. Bizimki de bir şey yapamadı sonuçta. O tuvalete kaçtıysa o da dışarı kaçtı. Biraz sonraki diyalog bizi cezbettiği için böyle bir şey, hayal. Evet, vaktimiz azalıyor. Son bir soru daha alacağız. Siz sormuş muydunuz? Kusura bakmayın. Evet. Ha, o zaman buyurun. Şöyle, buyurun siz. Belki daha önce sormuştunuz. Buyurun. Ya bir şey soracaktım. Kendisinden bağımsız olarak bu son dönemlerde işte kadın yönetmenlerin filmlerini daha fazla görüyoruz. İşte barış karakterleri kadın olan filmlerle görüyoruz. Ama bir yandan ben işte bir şey de duyuyorum. Sanki işte kadın yönetmenler veya işte baş karakteri bir filmde kadınsa o illa işte kadın deneyimine dair işte bir sorun anlatmak zorunda. İşte kadın sorunu anlatmak zorunda gibi bir algı hissediyorum ben. Bu film hiç öyle değil. Yani ve onun için hani belki işte ufak bir şey gibi görünür ama bana şey geldi, bu çok önemli bir şey. Yani bu algının kırılması. Şeyi soracaktım, ya bununla ilgili nasıl tartışmalar dönüyorsun, ne düşünüyorsun?
Neyle ilgili? Ya bu şeyle ilgili. Sizin önünüzde de bariyer olarak hissediyormuşsunuz. Yani kadın olmadığı zaman. Dezavantaj gibi değil. Ama yani bu mevzuları kadın konu edinmem gerektiğine dair evet, bir şey mi? Evet, öyle bir şey. Valla kişisel olarak hiç böyle bir şey ben hissetmiyorum. Yani ben hissetmeyince de kimse bana dikte edemiyor. Yani böyle bir şey zaten içten gelirse yapılır. Ben insanı dert etmiş biriyim daha çok. Dolayısıyla karakterim kadın da olsa, erkek de olsa derdini, tasasını dert edinmiyorum. Ama bu derdi illa kadın olduğu için değil. Dolayısıyla o noktada çok rahat ve özgür hissediyorum kendimi açıkçası. Ama ne demek istediğinizi anlıyorum ve bu soruyu da çok önemsiyorum. Yani gerçekten sadece kadınların sorunlarını anlatan bir sinema sürekli sadece o anlamda devam ederse bir noktada kısılıp kalır ve ufku genişleyemez diye düşünüyorum. Sonuçta yarattığınız karakter kadın karakterse kadın olmak onun özelliklerinden sadece bir tanesi. Yani ben de yönetmen olarak kadın olmak benim ilk yanım yani. Onun dışında bir sürü başka işte İstanbul'da büyümüş olmak da var. İşte bir sürü şey var yani. Dolayısıyla karakterlerimiz sadece cinsiyetleriyle düşünüyoruz. Evet, aslında sohbet bitmiyor ama çıkmamız gerekiyor salondan bir sonraki seans için. Ben hemen kısaca anons edeyim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aynı zamanda İstanbul Film Festivali'nde Nisan ayında jüri başkanımız Musal Yaşman'da. Pelin Esmer'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Siz nasılsınız? İşe yarar bir şey filmin oyuncularını neye göre seçtiniz? Bununla ilgili özel bir kriter var mıydı? Senaryoyu yazarken gözümde canlandırdığım tiplere, karakterlere yani yazarken çünkü fiziksel olarak bazı şeyler gözünüzde canlanıyor. Ona benzer tipleri arıyorsunuz. İyi oyuncular arıyorsunuz. Yani o duyguyu geçirebilecek. Yani dedim sadece oyunculuk değil ama o karakteri fizik olarak, ruhsal olarak karşılığını bulabileceğiniz oyuncuyu arıyorsunuz. Öyle. Peki filmin son hali hayal ettiğiniz ile denk oldu mu? Yani evet tam istediğim gibi bir film çekebildim. Dediniz mi bunu? Evet hayal ettiğim yerlerdeyim. Yani sonuçta hayal ettiğinizle çıkan arasındaki fark az bir. Peki Pelin Hanım, Türkiye'de yapılan sinemayı, devinen sinema camiasını ve sinema platformlarını nasıl buluyorsunuz? Türkiye'de sinemayı gittikçe zorlaşan koşullarda ama yine de dinamik buluyorum. Daha da bir takım kısıtlamaların ve engellerin, yani hem ekonomik olarak daha çok, daha da yaratıcılığı kamçılayacağı hissindeyim. Dolayısıyla farklı biçimlerde, tarzlarda, farklı yapım yöntemleriyle çok değişik türde filmler çıkacağını bekliyorum, umut ediyorum. Böyle umuyoruz. Türkiye'deki film eleştirmenlerinin özellikle yeni yönetmenler üzerindeki etkisi sizce nasıl oluyor? Çok bir şey diyemem bununla ilgili. Yani sonuçta film eleştirmeni, yazarı, izleyicisi çok kendi bulunduğu noktada, kendi geçmişine, kendi hayat görüşüne göre o filmden nasıl etkileniyorsa onu paylaşıyordur. Yönetmen de kendi dünyasını kuruyordur. Bunlar kimi zaman bir alışverişe girer, kimi zaman girmez. Dolayısıyla direkt bir etkileşim olduğunu düşünmüyorum. Çok sağlıklı da bulmuyorum zaten. Son olarak kesinlikle bu mesleği yapmak adına mı bu işe atıldınız yoksa belirli şartlar mı sizi bu mesleğe yönlendirdi?
Yani hikaye anlatmayı seviyordum ve bunu en iyi, kendimi en iyi sinemayla ifade edebileceğimi, hikayelerimi sinemanın o büyülü şeyine kaptırarak anlatmayı tercih ettiğim için. Yoksa bir meslek seçimi değil aslında yani. Hayalimi gerçekleştirmenin yolu, anlatmak istediğim şeylerin aktarım yolu bu olduğu için sinemayı seçtim. Sınırlarını belirlemeyen, istediği gibi uçan, kaçan ama dön dolaş hep aynı dertle ve tasayla uğraşan bir sinemacı. Sizden gelen tabii sadece soru değil, yorumlar da olmalı alabileceğimiz. Koca Dünya bende çok tabii inanılmaz sarsıntılar yaratan bir film. Bir sinema sever olarak. Tabii ki başlayacağız ama gene de sorayım, böyle içinden dolup taşan birisi var mı? Ben bir şey söylemek istiyorum diye. Yoksa ben burada olmanın avantajıyla hemen bir klasik, klişe bir şeylerle girişeyim mi? Evet, biz aslında ben de bir gazeteci olarak bir hayranın peşinde koşuyorum. Festivalleri, dünyayı dolaşıyorum bazen. Onun haberi yok, orada karşılaşıyoruz, merak etmeyin. Oradaki seyircilerin de tepkisini görüyorum. Tokyo'da, Tokyo Film Festivali'ndeydi tabii ki film ve oradaki seyircinin de böyle bir ruhani bir birliktelik kurması zaten çok iyi tanınan bir sinemacı Japonya'da. Orada çok güzel şeyler anlatmıştın ama ben direkt şimdi sorayım, bu nasıl başladı Koca Dünya? Kısaca bir soru. Ya ben övgüler için çok teşekkür ederim. Filmi de unuttum. Evet, bayağı oldu. Yani çok oldu. Sonra işte film nereden başladı? Yani proje mi? Evet, proje olarak. Valla bilmiyorum, her sefer yani bir yerden başlıyor. Yani nereden başladı değil de nereden bittiği önemli oluyor galiba. Yani bilemeyeceğim, ben okuduklarım, düşündüklerim, dertlerim falan olan bütün filmler gibi. İşte beğendiğim filmler, kitaplar, müzikler vesaire insan işte yere düşüyor. Peki. Çok uzun bir cevap olduğu için. Sorusu olan var mı? Ben devam edeyim mi? Bakıyorum. Buyurun. Yani Koca Dünya'da en fazla gözüme çarpan şey çocuk istismarı mesela. Bunun konuları, işte ki Hayat Var'da da vardı mesela bu. Bunlar işlemelirse bir son yıllarda daha fazla göz önüne çıkmaya başladı. Şöyle belki de teknolojinin gelişmesi, haber ağının yayılmasıyla beraber. Bunun bir etkisi var mı? Yani bu herhalde yani burada ima edilen fiziksel istismarlar var. Fiziksel istismarlar çok önemli ama esas yani fiziksel istismar olunca hiç olmazsa elle tutulur bir şey oluyor ama fiziksel olmayan istismarlar çok ağır. Hayatımızda da zaten hep o var. Yani onlar daha vahim. Onlar hiç su yüzüne bile çıkmıyorlar. Yani o yeni bir şey de değil. Yeni duyuluyor bir şey de değil. İşte her ailenin içine biraz yaklaştığınızda, her aile demeyeyim ama yani aileleri o kapalı, nerede kapalılık, nerede bir kısıtlılık var, orada hep böyle bir kötü kokular, tuğbet falan çıkar. İşte öyle meseleler galiba. Buradan birisi kalmıştı galiba. Peki. Ben öncelikle şeyi sormak istiyorum tabii ki. Muhteşem bir cast var. Orada oyuncular var. Çünkü bütün film ne kadar koca bir dünyayı anlatsa da sonuçta iki genci evet. Üzerine odaklanıyor. Herhalde bir yönetmen olarak oyuncu bulma süreci nasıl oldu? Evet, yani sinemada en önemli şeylerden biri. Çünkü sonuçta bu yüzler, sinema yüzlerle, bakışlarla olan bir şey. Ondan sonra işte bu filmin en büyük şansı da mesela Ecem'di. Yani öncelikle Ecem'i söylüyorum. Çünkü Ecem, bir kere Ecem Uzun çok iyi bir oyuncu. Bir de fiziksel olarak bu filme uygunluğu çok küçük gösteriyor. Aslında Ecem'in yaşı 23 yaşında mıydı? 24 yaşında filan.
ondan sonra filmde işte 15-16 falan gösteriyor. 15-16 yaşındaki çocuklar bunu oynatamazsınız. Oynatamazsınız derken yani başka türlü yaralanır. Ondan sonra öyle bir şeysi var. Çok çok yani gerçekten yani az bulunur yetenekli bir oyuncu. Ecem şeyde belki de yani belki şey diye söylenilen sokaktan bulduk onu yani tamamen hiç oyunculukla falan alakası yok. Ondan sonra şey çok heyecan vericiydi. Onların yani birisi çok profesyonel, öbürü belki hayatında 2-3 film görmüştür yani sinemadan çok ama ayrı bir onun da yeteneği var böyle çok filmi baştan sona götürebildi. İşte yani oyu mesela Ecem filmi çok biliyordu ama belki senaryoyu her gün çekilecek kadar biliyordu ondan sonra ve onun içinde biraz şey yapmaya çalıştık tam uygulayamasak da yani baştan sona doğru gitmeye çalıştık. Mesela bu final sahnesini Berke'nin en son gün çektik. Böyle bir yani onu oraya getirebilir falan diye. Öyle oldu. Yani ama her filmde başka türlü şey oluyor. İşte şey sinemada her şey yüz çünkü. Her oyuncuyla farklı, her senaryoda farklı bir çalışma. Kuralı yok yani çünkü hep, yani hep herkes ayrı bir ruh, herkes ayrı bir kişilik, herkesin ayrı derdi var, herkesin ayrı bir arzusu var. Yoksa oyuncu yönetim şöyledir, oyuncu böyledir diye bir şey yok. Ama yani sinemada iyi oyuncu, onun için belki gençlerle daha çok seviyorum. Böyle hani her şeye açık, her şeye hazır olan oyuncular çok iyi oluyor. Bazı oyuncularda bir şeyi kurmak için bir sürü şeyi kırmanız gerekiyor. O çok büyük bir çaba sarf gerektiriyor. Bazen oluyor da ama şey, böyle gençlerle, az iş yapmışlarla, kemikleşmemiş şeylerle çok daha hani beyaz sayfaya yazmak gerekiyor. Az öğrenmişlik gibi bir şey başlangıç olarak. Buyurun. Yani biraz belki hani düşünmek diyeyim. Yani düşünmek ve düşündürtmek üzerine. Çünkü en değerli şey o diye düşünüyorum. Sinemanın da öyle bir avantajı var. Belki şu anki hani sanatlar içinde çok şey barındırabiliyor. İşte edebiyat var, müzik var, resim var. Her şey var ve bunun böyle bir yolu yok. Yüzlerce yolu var. Dolayısıyla düşünme şeylerini, mekanizmalarında çok su akan bir format sinema. Düşünmek diyeyim yani. Hani ben sinemayla düşünüyorum, düşünmeye çalışıyorum ve yani düşünmek derken akıl değil sadece. Yani hayal kurmak da var bunun içinde. Ondan sonra benim için zaten şöyle söyleyeyim. Yani inandığım ve sevdiğim filmler sinema gösteren sinema değil. Yani benim fikrim sinema bir gösterme sanatı değil aslında. Tam tersine bir göstermeme sanatı. Gösterme sanatı ya da gösterme işi televizyonun. Her şeyi göstermek yani sonuna kadar göstermek. O gösterme şeyi, arzusu yani sonu pornografiye varan her şeyi göstermek. Halbuki sinemanın ucu şuradan geliyor. Göstermeyerek yani iki şey gösteriyorsunuz. Esas ortada göstermediğiniz o özgürlüğü bırakan sinema. Sizin hayal, sizin de içine girdiğiniz sinema. Kendinizi de yani sizin de rol aldığınız sinemayı seviyorum ben. Öbür filmler yani çoğu zaman sıkılıyorum ben şahsen seyrederken. Bana her şeyi gösteren sinemadan. Zaten gösterecek bir şey kalmadı. Her şeyi gösterdiler yani. Zaten bir görüntü toplumundayız ama gösterilmeyecek şeyleri ima eden sinema. Çünkü insanın ruhu sadece gördükleriyle değil, hissettikleri var. Bazen iki resim size hiç, yani mesela sizin seyrettiğiniz şeyle benim yaptığım şey arasında bir bağ vardır ama çok farklı olması değerli. Size eğer bir şey duyurduysa, duyurmaması da güzel. Yani illa zaten işte onun içinde benim filmleri 5 milyon kişi değil, 5 bin kişi izliyor ondan sonra ve ama
öyle bir hat oluyor en azından. Nereden geldik? Evet. Düşünmek, hayal kurmak. Biraz bağır mısın? Evet, biraz yüksek sesle gelmiyor ses. Yine bu bağlamda bir soru. Buyurun. Çünkü tüm dünya, oluşturduğumuz doğayla olan dünya, yaşadığımız bilimle bütün birleştirmeler doğayla olan bağlamdan bahsediyor. Peki siz gerçek hayatınızda doğayla ne kadar bağlamdınız? İkincisi, bu senaryonun geçtiği mekanları siz gerçekten yaşadığınızda gördünüz. Yaşayabiliyorsunuz. Zaten yapabileceğim şeyleri, bu filmde olanları yapabilsem film çekmem. Yani oralarda yaşamak ya da yani o işte filmdeki çocukların cesareti, bu cesareti gösterebilsem zaten hani film çekmeye gerek yok. O yapamadıklarımın şeyleri. Doğa, aslında doğa artık, doğa da hani filmde olan ya da bu da olmayan bir yer. Ama bizim hep özlemimiz, o olduğunu varsaydığımız, işte hani doğa deyince akla şey geliyor, şehir olmayan bir yer geliyor. Zaten öyle bir şey pek kalmadı. Yani kalmaması da kötü değil ama böyle, dünya böyle ama bir şey hani cennet fikri o aslında. Olmayan yer fikri ve hep ona doğru koşuyoruz. Onun hayali içinde yaşıyoruz. Bu bile bir şey işte, sinemanın en azından böyle bir şeysi var. O olmayan yerleri hayal ettiriyor bize. Yoksa yani şey biraz saflık olur. Doğaya dönmek falan. Ne doğa kaldı ne dönmek kaldı. Yani böyle bir şey yok. Oldu mu cevap? Buyurun. En arkadan sonra öne gideceğiz. Buyurun. Ben şey sormak istedim. Yani anlamadığım için soruyorum aslında ama belki de izleyiciler alırsa olur diye cevap verebilirsiniz ama bu yaşlı kadının ölmesinden sonra bizim üzüntüyle karışık bir huzur gibi bir şey hissetmesi, o yaşadığı bağlılık. Hani sakin ve huzurlu gördüm ben o sahnelerde. Siz ne vermek istediniz? Doğru mu aldım? Ne almalıydı seyirci sizce? Bu bağlantıdan yani yaşlı kadın ölümünden ne hissetmem gerektiğini tam bilemedim. Huzur gibi bir şey aldım. En doğrusu size sordum. Evet. Yok işte yani demin de dediğim gibi aslında doğru olan sizin ne aldığınız yani çünkü hani çok hayatta rastlanan şeyler değil yani filmlerde olan şeyler ama onların duyduğu, hissettirdiği şeyler ve yani bir tane olamaz diye düşünüyorum. İşte benim orada yani benim için çocukluğumla ilgili bir sürü şeyler olabilir. Bir sürü yani çok kişisel şeyler olabilir ama yani bunun bir reçetesi de yok. Anlaşılması gerekli diye bir şey de yok. Gereksiz işler yapıyoruz biz zaten. Sinemanın gereksizliği bu zaten. Önden alıp sonra arkaya gireyim. Buyurun. Filmde dikkatimi çeken karakterler çok sakindi. Hani niye bu kadar sakinlerdi? Onu merak ediyorum. Hani kendi dünyalarının kurdukları için mi? Kendi dünyalarının baş karakterleri oldukları için mi bu kadar sakinler? Çünkü hani belki üç tane çocuk öldürüyor. Üç tane insan öldürüyor. Sakin. Diğerine bakıyorsun hani Ecem'e. O da gayet sakin. Hani neden? Yani sakin derken bilmem yani hiç öyle düşünmemiştim aslında. Huzur yani Ecem'in figürü daha yani belki oğlandan daha çabuk uyum gösteriyor. Zaten o uyum gösterdiği için de akıp gidiyor içinde. Yani o gerçeklik kopukluğu var yani işte o hayvanlarla mesela oradaki hayal işte belki delilik diyebilirsiniz hani sakinlik, delilik, akıllılık neyse. Pek yani insanın normal şartlarda böyle bir ortamda hayatına devam etmesi çok kolay olmayabilir. Onu ancak herhalde çok sakin kalırsanız devam edebilirsiniz diyeyim. Şimdi uydurdum bunu yani. Başka sarmaşık filminde de rastladığım için soruyorum. Hani... Yılan mı diyorsunuz?
Solucan. Salyangoz. Ya şöyle aslında orası yani doğa ve şey bir yer, hani filmdeki hali öyle, gerçeği de öyle oranın. İğneada şey ormanları. Dolayısıyla orada başka bir hayat da var. Yani o işte salyangoz vesaire, işte manda, yılan, su kaplumbağası, bulut kumbaneler var. O kuşlar, ondan sonra o doğanın zaten bize sunduğu şeyler. Onları zaten bu tarz filmlerde sürekli onların peşinde koşuyoruz. Yani hemen bir hayvan gibi. Bazılarını özellikle, yani yılanı tabii ki senaryoda baştan vardı. Hayvanların tek tek bir sembolleri vesaireleri yok ama hani yılan deyince işte insan bir ürker, bir tehdit. Hayvanların toplam hali zaten hayvanlarla karşılıklı kalındığında ya tehdittir ya da böyle bir ya da başka bir başka tarz bir ilişki gerektirir onlarla. İşte filmde de onlar var aslında. Geçen sefer buyurun. Merhabalar. Ben son izlediklerini gördüm ben. Yani kendi açımdan karşısında, yani kendi fikrimden dolayı. Özellikle hayat var ve koca dünyayı Moşe'ye çok benzettiniz. Siz Preston'u seviyor musunuz veya etkilendiğiniz yönleri var mı? Yani Bresson tabii ki çok beğendiğim, hayran olduğum ondan sonra. Neye benzettim dediniz? Moşe'ye. Ben Moşe'de, Moşe'de evet evet. Vardır. Yani insan beğendiği sinemacılar, kitaplar dediğim gibi yani onları ne kadar bakmasanız sırtında çaktırmadan girip girerler. Başka filmler de olabilir. Yani ama mesela bazen hani hiç duymadığım, bilmediğim şeyler de söylüyor insanlar. Öyle rastlıyor ama mesela Bresson bir rastlantı değil. Yani Bresson belki duruşuyla, yapıtıyla sinemanın gelmiş geçmiş en özgün, en ilham verici yönetmenlerinden bir tanesi. Buradaki küçük kızın giyim tarzını da Bresson'un filmindeki giyim tarzına da çok benzetmiştim. Hayat Var'daki de benziyordu. Var'daki yani dışında. O kadar rastlamıştır. Yani bir ruhu belki şeydir. Yani insan ama yani tabii hatırlamıyorum ben mesela Muşet'in giyimini ama yani şeyin mesela giyimi çok önemliydi kızım. Yani biz öyle şeylere çok önem veriyoruz. Böyle aylarca çalıştık. Ne giyecek, ne giymeyecek, nerede ne değiştirecek falan diye. Olabilir. Bir de son olarak o keçi iki tane çocuğun yaşama tutulması inatçılığını mı şey yapıyor? Yani, sembol. Evet. Yani hep söylüyorum sembol yok ama olabilir yani. Bir şey sembolize etmiyor. Yani şey, Allah'ın keçisi. Bu biraz şey gibi oluyor. Her yerde bunu söylüyorum. Sonra da hani böyle bir numaradan söylüyormuşum gibi. Ki Adana'da Cem Yılmaz da vardı soru cevapta. Tabii canım şey demiş, yani her gün keçilerle konuşuyoruz, şeylerle konuşuyoruz, niye sen böyle olsun falan diye. Yani konuşmuyoruz ama biraz da yani imkanımız olsa belki konuşuruz ya da imkansızlığımıza düşsek onlar gibi diyeyim. Buyurun. Sinema kafalar, yüzler dediniz ama tabii siz benden daha iyi, nasıl diyeyim, hani ukala bir cümle gibi olmasın, benden daha iyi biliyorsunuzdur ki kadrajlar, görüntüler. Ben de o kısımdan bir şey söylemek istiyorum. Mesela ilk yarısı mı diyelim, filmin işte ismini perdede göründüğü o cennet gölgesi kısmı kadar olan, bıçaklama sahnesi kadar olan kısımdaki görüntüler, ne diyelim, kadraj mı diyelim? Belli ki bilmediğim yaptığı kullanmak istemiyorum ama mesela çocuğun işte kardeşiyle ranzasındaki sahne, o işte fahişenin odasında bulunduğu sahne, kapının önünde sigara içtiği bir sahne vardı, buradan da boğazlıyorum o semt, işte varoş filan denen bir semt ama şehirde ne kadar iç içe, oradaki hayat, şehirdeki genel resmi hayatlar ne kadar farklı falan, bunlar gerçekten çok akılda kalıcı, böyle etkileyiciydi. Sonraki kısımda o yaban, işte gölün, nehir, ormanın olduğu yerde de mesela hep böyle bir yeşilin içinde kalma şeyi vardı sanki. Böyle bir geldi bana. Yani böyle genel bir işte gökyüzünün ufkun içinde değil de hep böyle yeşilin içinde kalarak sanki orada bambaşka bir dünya, yani alternatif bir dünya gibi, yaban katılarak gibi. Bunları mesela hissettirdiğini
düşünüyorum. Ben de birkaç karede böyle, belki mesela karenin fark edilmesi iyi bir şey değildir sinemacı için ama bazı karelerde var diye falan dedim. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Buyurun. Genç kadının kanaması, mide bulantısı, hamileliği bir şey gönderme miydi? Bir de neden o kadar mistik? Yani biraz gizemli, anlaşılmaz, hani mutlu mu, mutsuz mu? Yani özellikle mistik bir karakter mi yaptınız? Kızı mı? Evet, ya da yani delirmesi mi bu hani kızın tavırları? Yani çok anlaşılmaz bir karakterdi bence. Bir de hamile olma ihtimali hep düşündük. Öyle bir şey var mıydı yoksa aşırı mı okuma yaptım? Yo, zaten aşırı okumalar güzel şeyler yani. Yani olabilir. Yani onlar tabii ki yani hamilelik belirtileri olabilir ama yani filmde biz şey hiç yani şey görmüyoruz. Yani sadece bir düşünce var adamın onu taciz ettiği baştaki ilk bölümdeki falan gibi ama işte hayattaki gibi yani mahkemeye çıkarsanız yapmadım diyecek vesaire işte falan gibi bir şey ama yani biz şeye nasıl diyeyim? O çocuk yaralanmış bir türlü yani ve onun şeyini çekiyor. Bu yaralanma büyük ihtimalle hamilelik de olabilir ama hamile olmasa bile oradan taşıdığı bir yara var. Onun izleri olabilir. Onun dışında da yani o figür çok tanıdık gelmeyebilir ama zaten demin dediğim gibi yani sinemadaki figürler benim sevdiğim böyle çok hani hayattaki gibi de olmayabilirler. Bunlar sinemanın insanları. Dolayısıyla bunlar bize hani bir şeyler için o figürler görünüp sonra hani yok oluyorlar diyeyim. Yani gizem değil çünkü yani zaten her şey ortada işte ormana gidiyor ve bunu yani başlarında bir belki yani hiç çaresizlik diyeyim. Yani para yok, işte şey yok, yatacak yer yok. Biraz Robinson hayatı gibi yani bu çok hayal kurdurtucu bir şeydir o. Filmde biraz oradan ekmek yemeye çalışıyor. Yani Robinson hayatı böyle her şey hem bir büyük bir özgürlük vaadidir hem de çok büyük bir tehdit yani. Bir kere bir yalnızlık, etraf tehlikelerle dolu. Artı ama yani hayal etmiş olanınız vardır herhalde. Bir yandan da insan bir azıcık ister. Hani bir kalayım da yalnız ya da o şeyi yapayım diye. Biraz öyle bir şey. O mistikten çok o derin yalnızlık. Buyurun, pardon. Genel soru sorabilir miyim? Filmin dışına çıkıp gençliğiniz, çocukluğunuz filmlerinizi etkiledi mi? Bu film özellikle ben A.A.Y. ve Korkuyorum Anne için soruyorum. Yani özellikle A.A.Y.'den sonra ben zaten bayağı sizi araştırmıştım. Hani nasıl bir çocukluk yaşamış falan diye, nasıl bir ailede büyümüş diye ama bulamadım açıkçası. Bulmuşsunuzdur o zaman, bulamadınız mı? Bulamadım gerçekten. Bence özellikle konakta mı büyümüş, böyle miydi alısı? Bizim ekibin ciddi bir kısmı burada. Ali Aslanoğlu yapımcımız. Aslı Bilin neredesin? Taş Rabet ses tasarımcımız. Kerem Neslihan yarın ekibinden. Selda Taşkın kurgucu. Erge Eksen her şeylerden. Kutay Sandıkçı casting direktörümüz ve oyuncularımızdan. Başka var mı kimsinin? Yok. Yok galiba. Unutursam çok var. Ha şey Gökhan var. Kendisi önünde duruyor. Böyle onlara dair yani onların yaptığı işlere dair sorunuz olursa onlar da cevaplayacaktır. Buradalar. Sahneye çıkmaya pek yeltenmediler. Bundan ben bir soruyla başlamak istiyorum. Sinema sorusu. Genel olarak böyle Türkiye sinemasında daha distopik bir dönemden geçiyoruz. Ütopya sonradan mı geldi? Yani distopya ile başlayıp distopya ütopyayı mı doğurdu? Yoksa zaten aklınızda ütopik bir şey mi vardı? Aslında ütopik bir şey değildi ama yine umutlu bir sonla başlamıştı. İlk yazdığımızdaki halinde Selim'in kendisine dair bir açılma, bir genişleme hissi vardı filmin finalinde. Ama belki onu böyle hani ütopya diyebileceğimiz bir toplumsallaşmaya, bir kolektif duyguya evrilmiyordu.
daha çok Selim'in kendi dünyasına kapalı kalan bir yerde bitiyordu. Her ne kadar hani dediğim gibi Selim'in hayatına dair bir umutla da bitse. Sonra film üzerine çalışırken Gezi oldu aslında bir taraftan. Biz ilk versiyonu yazdığımızda işte 2013'ün başlarıydı. Hatta şaşırdık o anda çünkü işte sokaklarda insanlar maskelerle gezmeye başladı. Taksim bölgesinde kendine has bir hal oluşmaya başladı, bir kolektif duygu oluşmaya başladı. Bunun da muhtemelen etkileri oldu. Yani ilk anda gelen bir şey değildi ama yıllar içerisinde senaryo revize edildikçe aslında Selim'in, ki bizim en başta olan fikrimize çok doğru olan finali bulmuş olduk o anda. Çünkü Selim'in içinde yaşadığı durum onun kendisiyle alakalı bir şey değildi bizim için hiçbir zaman. Yani dolayısıyla onun travmalarını detaylarına girmek değildi derdimiz. Aslında onun başka insanlarla nasıl ortaklık kurduğuydu bu içinde yaşadığı dünyaya dair olduğu ruh haliyle diyeyim. Ve bu ruh halinin kırılması aslında tek bir kişinin değil, birçok kişinin aynı anda feraha ulaştığı bir an olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla böyle bir evrim geçirmiş oldu. Ondan sonrasında da, yani 2013 sonrasında da, 2016'da çektik filmi, 2016'ya kadar da olan biten her şeyin bir şekilde oraya damladığını hissettik. Yani doğrudan olmasa da dolaylı olarak içinde bir yer buldu kendine. Bir şey anlatmış olduk. Başka soru var mı? Sizin soruyu paylaşımda bulmak istiyorum. Hani 2017'de en çok izlemek istediğim filmiydi. 2018'de izleyebildim. Ben Milano'da, İtalya'da yaşıyorum. Venedik Film Festivali'ne geldiniz. Ben şahsen çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Yani çok güzel bir şey izleyeceğimi düşünerek buraya gelmiştim. İzmirliyim de bu arada. Çok da güzel bir şey izledim. Geçen sene tam bu zamanlarda İtalya'dan bazı nedenlerden dolayı İstanbul ve ardından İzmir'e dönüş yapmak zorunda kalmıştım. Yani onu yansıtıyor. Evet. Bir yandan o depresyonlu günlerimi yansıtıyor. Hani çok çünkü da benim de yani filmin ilk yazıldığı dediğim de hikayenin çıktığı zamanlar aslında senaryo dökülmesinden önce 2009 civarı. Ben de 2007 Fransa'da yaşıyordum, 6 sene orada yaşadım. 2007'de Türkiye'ye döndüm. Birazcık çalıştım. Ve o çalıştıktan sonra böyle bir niye döndüm ben buraya duygusu yaşadığım bir dönem geçirdim. Ve o ara İstanbul'dan İzmir'e gitmiştim aslında. Ve tam da orada çıktı. Biraz da çocukluğumdan hatırladığım bir koku vardı. O kokuyu uzun süredir duymamıştım İzmir'de, sen de bilirsin. O kokuyu duydum ve o kokuyla tetiklenen bir şeydi bende, böyle bir fikirdi bu. Yani bir yandan böyle bir hani o mide bulandırıcı halle nostalji karışımı. Dolayısıyla çok benzer bir şey yani. Benzeri duyguları hepimiz yaşıyoruz zaten diye düşünüyorum yani aşağı yukarı, ama o böyle bir dönemdi ve birçok insanda da benzer anların olduğunu gördük yani sonrasında. Çok teşekkürler. Herkese emek aldım. Teşekkürler. Ya ben şeyi merak ediyorum aslında. Hani sanırım şey, Anne Maria'ya sormanız lazım da filmin yapım stratejisi nasıl oluştu? Yani mesela bütçenin yüzde kaçı olduğunda çekime girmeye karar verdiniz ya da o süreci çok merak ediyorum gerçekten. Sahneye alalım canım. Çünkü bir de İstos yayın evini de takip eden biri olarak ilgimi de çekti. Yani tebrik ederim bu arada. Sağ olun. Yani 2013'ün Aralık ayında aslında İstos Film olarak da devam edelim dedik hep beraber ve de Körfez'in aslında ilk yapım stratejisini 2014 Ocak'ta inşa etmeye başladık. Yani şüphesiz hani para aramamız gerekiyordu, küçük bir film değildi, ufak ufak her yerden bir şeyler toplayıp o bütçe puzzle'ını oluşturmamız gerekiyordu. Dolayısıyla yani tabii ki herkesin ilk adımı olan Sinema Genel Müdürlüğü'ne gittik o zaman. Ve oradan bir destek aldık. Fakat daha sonra uluslararası fonlarla, yani çünkü yetmeyecek ufak bir miktar Sinema Genel Müdürlüğü'nün verdiği tutar. Diğer yani uluslararası fonlarla büyütmeye çalışıyorduk. Fakat olmuyordu. Yani çok kolay bir süreç değildi o bizim için. Bir an var ki ne olursa olsun sete gireceğiz dediğiniz. Aslında bütçemizin yarısıyla.
aşağı yukarı. Evet, yani yarısı bile değil belki baktığın zaman. Dedik ki ne olursa göz olsun biz. Göz karartma anıydı. Evet, göz karartma anı. 2016 Ağustos'unda yani bu bir yaz filmi, biz o sıcağı istiyoruz. İzmir'de bayramın ve yazın yaratacağı boşluğu kullanmak istiyoruz. O yüzden ne olursa olsun giriyoruz. Riskli de bir zamanda, Temmuz'dan sonra. Evet. Aynen öyle, evet. Dolayısıyla öyle de bir durum vardı. Bir sürü faktör bize diyordu ki deli misiniz siz? fakat işte göz karartma derken ön hazırlık sürecinde bu gördüğünüz, başta da logolarını gördüğünüz diğer fonlar teker teker kabul olduğumuz ortaya çıktı. Tabii bu normal bir ön hazırlık süreci geçirebiliriz. Normal bir set geçirebiliriz hissini biraz olsun bize verdi ve de o cesaretle aslında ilerleyebildik. Gıdım gıdım yani o puzzle'larla oynayarak ama yani baktığınız zaman bunların sonucunda da tamamlanmış bir finansman sürecinden falan bahsetmiyoruz aslında. Yani yapım stratejisini sürekli bir puzzle şeklinde oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii sonuç olarak aslında gerçekten filmi yapacağımız ideal şartların çok altında yapmak durumunda kalıyoruz. Yani sadece biz de değil, gerçekten işte 6. 7. filmini yapan insanlar için de geçerli olan bir şey bu. Birazcık film yapma imkanlarının azalmasıyla da alakalı bir şey genel olarak. Ama hele ki ilk film olduğunda gerçekten hani göz karartmak gerekiyor bir noktada. Hani şanslı olunabiliyor o anda. Belki işte o da bir karma. Yani gözünü karartıyorsun ve o böyle bir şey olarak geri geliyor. Başka bir yerden bir destek olarak geri geliyor. Ama şey yoktur yani. Hani istediğimiz şartlarda çekebildik diyen herhalde yoktur diye düşünüyorum. De içinde, yani şu an içinde bulunduğumuz koşullarda daha da sıkışmış halde bağımsız sinema baktığınız zaman. O yüzden yani daha alternatif metodları yaratmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz yapım stratejisi olarak. Gittik de ondan sonra bir otelde. Oradaki acaba geri bildirimler nasıldı? Yani hani biz tamam hani ben ekipten bir süre zaten koşulsuz seviyorum. İzmir'de de seviyorlar. Plan izleyenler bilmiyorum seviyorlar da herhalde bu oturtmanı böyle herhalde merak edip işte izlediler, sevdiler. Ama oradan o taraftan hani neler duyuldu? Yurt dışında nasıl karşılandı? Valla çok biz de hani sorularla gittik tabii belediyeye giderken. Bir taraftan festivalin filmi kabul eden seçici ekibi çok büyük bir coşkuyla yani bize ilk attıkları mailde gerçekten gözlerimizi dolduran bir şeyle diyeyim övgüyle başladı. Dolayısıyla evet birilerine geçiyor onu anladık yani hani tamam bir sinema profesyoneli birçok açıdan bakıyor filme ama izleyiciye ne kadar geçecek? Hani bu film ne kadar sadece buraya konuşuyor? Ne kadar hani Türkiye dışındaki konuşuyor gibi sorular vardı. Yani çok mutlu edici bir şekilde geçti aslında bütün süreç. Yani Venedik'te de çok güzel sorular. Hatta genel olarak filmle ilgili benim en sevdiğim şey şu oldu. Sonuç itibariyle bu tip soru cevaplarda bir yerden sonra izleyiciler birbirlerine cevap vermeye başladılar. Her yerde de öyle oldu. Türkiye'de daha çok oldu aslında. Mesela Adana gösterimlerinde, İzmir gösterimlerinde falan izleyicinin birbiriyle konuşması. Yurt dışında da ama benzeri bir şekilde biri bir şey söyledi. Diğeri bir soru sorarken aslında bir önceki soruya cevap vererek bence böyleydi filmde falan diye. Çok güzel geri dönüşler aldık. Onun dışında basını da çok hani çok bizim hoşumuza giden övgüler de bulundu Venedik'te. Rotterdam'da yani onun dışında işte İspanya, Gürcistan, işte Almanya'da gösterimler oldu. En son Rotterdam gösterimi de çok keyifli ve güzel geçti. Orada da bir insanların hem Türkiye'ye dair bir ilgisi var tabii ki. Yani bu filmin içerisinde hem Türkiye'ye dair bir şey okumaya çalışıyorlar. Ama bir taraftan da böyle şeyi hep görüyoruz. Yani önce bir Türkiye'ye dair bir şey okuduktan sonra bir anda dönüp ya aslında bu bizi de hani bizi de bağlıyor buradaki duygu, buradaki anlatı. Özellikle İtalya ve İspanya'da bunu çok hissettim. Böyle İspanya'da soru cevap sonrasında böyle 60'lı yaşlarında bir çift vardı. Baya sonuna kadar kaldı. 3'er 4'er soru sordular. Ve çıkarken böyle gelip sarıldılar ve o sarılmada böyle bir şey vardı. Yani hani çok ortak bir hisse böyle dokunmuş olmanın duygusu vardı. Bu çok tabii ki iyi hissettiren bir şey. Bir yandan da gerçekten hiç tanımadığımız, çok farklı hayatlar yaşadığımız insanlarla böyle bir ortaklık hissi. Öyle. Onun dışında tabii ki muhtemelen hani bize fikirlerini bildirmeyen ve filmi sevmeyen bir sürü insan da vardır. Yani hani birazcık da böyle bölen bir film de oldu bir taraftan.
izleyiciyi, bazı insanlar için hiçbir şey ifade etmedi. Bu da çok mümkün. Gerçekten böyle galiba. Ekibin içinden sormak istedim. Mesela ses tasarımcımıza soru sormak isteyen var mı? Kast direktörümüze soru sormak isteyen var. Sen devam et istersen. Ben devam edeyim. Pardon. Tebrik ederim öncelikle. Aslında bir filmi sevmek için onu sonuna kadar anlamak gerekmiyor. Filmde bir sürü metafor vardı. Aslında hepsini sormak istemiyorum ama hepsi anladığım kadarıyla bu distopya bağlanacak. Ve hani belki de senin içinden çıkmaya çalıştığı durumu o şehrin ruh haliyle veya işte ülkenin ruh haliyle anlatmaya çalışacaksınız. Ama siz ilk düşünceye veya senaryonuzla beraber filmi yapan ekibe gittiğinizde onu nasıl anlattınız? Yani filmdeki duyguyu onlara nasıl açıkladınız? Sizdeki şey nedir? Ya aslında yani filmin belki metaforik bir açıklığı olması çabası hep vardı ama hani hiç bu şunlar şunu demek, işte koku bu demek olsun ya da işte kaplumbağa şu demek olsun, yangın bu demek olsun gibi düşünmedik. Hatta bunları bir şeyleri demek olduğunu hissettiğimiz anlarda onları kırmak üzerine idi bizim bütün senaryo sürecindeki çabamız. Çünkü mümkün mertebe açık olan birçok insanın kendi yorumlayabileceği ve kendince cevaplarını bulabileceği biçimde bırakmaktı. Dolayısıyla benim için aslında özündeki şey Selim'in duygusu diyemeyeceğim çünkü birazcık içi boşalmış bir karakterdi ama Selim'in içinde bulunduğu ruh haliydi. O benim aslında filmin çıkışında hissettiğim şeye dönüş noktamdı. O işte 2009 yılında İzmir'de geçirdiğim zamana ve aslında bunun o dönemde başka işte orada olan, işsiz olan, aylak olan bir takım insanlarla karşılaşmam anlarında gördüğüm bunun nasıl ortak bir duygu olduğu, bunun aslında işte neden böyle oldum sorusunun neden böyle olduk ya da böyle olmamak için ne yapabiliriz hep birlikte dönmesi gerektiği duygusuydu. Dolayısıyla bu yani temel çıkış noktası buydu filmin, hep buradan tuttuk. Onun dışında tabii ki filmin anlatısı içerisinde birazcık bir gerçekliğin yavaş yavaş bozulduğu, işte belki absürtleştiği, işte gerçek dışılaştığı bir anlatı fikri vardı. Bu daha çok üslupsal bir tercih. Bir de benim olduğum olası böyle bir şeye diyeyim, yazına bir meyilim vardı. Çok yıllar öncesinden gelen bir şey aslında. Hep böyle bir şekilde kendimi yazarken çok gayet realist gibi giden bir şeyin ortasında birden onu bozmaya başladığımı fark ediyordum. Ve bunun bir ya böyle bir şey, bir eğilimim olduğunu fark ettim. Bunun bir sürü nedeni olabilir. Ben de kendime sordum hep bunu. Yani acaba gerçeklik yetmiyor mu ya da o gerçekliği bozmaya mı çalışıyorum ben de diye. Ama hani bunu çok sorgulamadan aslında filme bu hikayeyi, akışı kurduk. Ondan sonra da gerçekten şeydi, işte metaforları ne kadar geniş ve açık tutabilirsek izleyen insanlar kendileri o kadar oradan yorum geliştirebilirler. Bu da işte çok neredeyse birbiriyle ters düşen yorumlara da yol açıyor ama bu da istediğimiz bir şeydi. Yani hani bir filmin herkes de aynı şekilde anlam bulmaması, herkes de aynı şekilde yankılanmaması tam da aslında hoşumuza gidecek şeydi. Onun dışında tabii ki işte bir filmin bir genel duygusu, işte sonundaki umut da hep konuştuğumuz bir şeydi. Onu senaryoda anlatmak biraz daha zordu aslında. Ama biraz o da hani hep ilk başta senaryo üzerine konuşurken değindiğimiz bir hani şeylerden bıktık duygusu aslında birazcık. Zaten karanlık bir dünyada yaşıyoruz. Aslında karanlığa gittikçe bulandığımızı düşündüğümüz bir evrende yaşıyoruz. Ve hani birazcık umudu hatırlamaya ihtiyacımız var. Bu da en azından bunu taşıyabilecek olan bir araç olarak sinemayı kurabilirsek bu da bizim görevimiz ya da işte aslında yapmamız gereken şey diye düşünüp bu da hep konuştuğumuz temel şeylerden biriydi o yapım sürecinde. Kişisel travmasıyla ilgilenmiyorum ana karakterimin gibi bir şey. Yani o kadar fazla ilgilenmiyorum. Ama bir yandan da İzmir kişisel bir seçim. Evet. Hem bir onu merak ediyorum. Yani mekan seçimi neden yani? Buna hem bir yandan hem bir yandan yani uzaklaşmaya çalışıp hem de bir yandan ne kadar neden bu kadar kişisel bir seçim. Bir ikincisi de genel bu taşra merkez ilişkisi içerisinde İzmir'i nereye konumlandırıyor film? Siz ne yapmak istediniz falan gibi. Tamam. Yani İzmir meselesi de biraz bahsettiğim şeyle de alakalı ama ama 18 yaşında işte 1999'da İstanbul'a geldim. Sonra Fransa'ya gittim ve bir 10 yıldır da 2007'den beri de tekrar İstanbul'dayım. Dolayısıyla aslında İstanbul daha gündelik hayatımın merkezinde olan
yerdi. Burada yaşıyordum. Hayatım burada akıyordu. İzmir'e her sene daha az gidiyordum. Ama ilginç bir şekilde elime kalemi aldığımda ya da işte bilgisayarın başına oturduğumda bir İzmir çağırıyordu. Yani bunun da işte birazcık insanın kendi geldiği yerle meselesini bir türlü çözemeyişiyle her zaman o işte çocukluğa, aileye, çıktığımız yere, bizi biz yapan şeylere dair olan meseleleri çözmeye çok yatkın, oraları deşmeye çok istekli oluşumuzla bağladım ben. Çünkü bundan önce başka bir senaryo yazmıştım, tamamlayamadığımız. O da İzmir'de geçiyordu. Dolayısıyla böyle bir galiba ilk film İzmir'de yapmak hani mecburi gibi bir his vardı. O birazcık travmatik olan bir yerden değil. İzmir'de hani ciddi bir travmam yok ama o şehri terk edip yerinde bırakırken birazcık oh be diye İstanbul'a gelmiştim. Yani yıllar içerisinde İzmir bende büyüyen, ben neden hani İzmir'e karşı böyle bir şey hissettim, bugün nasıl hissediyorum sorularıyla hayatımdaydı. Bir yandan da filmin yapım sürecinde aslında İzmir'e dönmüş oldum. Yani sadece çekim için değil, çekimden önce de 1,5-2 sene yakın hayatımın ciddi bir kısmını İzmir'de geçirdim. Ve o da benim için aslında belki bir hani o şeyin, Ödipal kavganın sonlandığı, artık barışmanın yaşandığı süreç de olmuş olabilir. Dolayısıyla çok kişisel bir yerden geliyor İzmir. Bir yandan da her şeye rağmen İstanbul'a göre daha tanıdığım bir şehir. Yani İstanbul tanıması zor bir yer. Yani çok devasa ve yani hepimiz çok belli alanları kullanıyoruz İstanbul'da. İşte ben Kadıköy'de yaşıyorum, Taksim'e gidip geliyorum, Beşiktaş bilmem ne falan. Çok arada bir takım yerlere gidiyorum ama İzmir'deki hayatım daha aylak bir hayattı. Oraya gittiğimde biraz daha serbest oluyordum ve o gündeliğin dışında olunca bir sürü yere girip çıkıyordum. Bir sürü yerini merak ediyordum. Bir de biraz daha ulaşılabilir bir şehir. Sınırları daha az keskin olduğu belki. İşte bölgeler arasında, mahalleler arasında. Orada da tabii ki işte giremeyeceğiniz mahalleler vardır, bir şeydir falan ama o geçişkenliğin biraz olduğu bir yer. Dolayısıyla bunlar da tabii ki herhalde etkili oldu. Hikayeyi de besleyen şeyler oldu benim için. Diğer tarafıyla da tabii ki işte Türkiye sinemasındaki o taşraya dönüş, ikinci soruya geçersek, fikrine denk düşen bir şey vardı. Yani o kendimi taşralı olarak görüyorum. Her ne kadar İzmir hani büyük bir şehirde olsa, bence Ankara bile o anlamda hala taşra. Her ne kadar bütün devlet orada konuşlanmış da olsa, İstanbul'un konumu çok farklı. Yani İstanbul'da olmanın duygusuyla Türkiye'de başka bir şehirde olmanın duygusu arasında ciddi bir fark var. Diğer bütün şehirler birbirine bir nebze daha yakın. Dolayısıyla o taşralılık hissi hep vardı ve bu taşra sinemasının çok kır yönelimli olması tabii ki yönetmenlerin kökeniyle alakalıydı, bir şeydi. Ben de hani şehir insanıyım bir taraftan da, çok bilmiyorum yani köyde, kırda çok vakit geçirmedim. Çocukluğumda en azından. Dolayısıyla taşraya dönüş benim için aslında başka bir şehre dönüştü. Ve o şehir İstanbul'a kıyaslanan bir şehirdi her zaman. Yani filmde de birazcık var işte hani İstanbul'daki hayatıyla oraya geldiğindeki hayatı kıyaslama hali. Dolayısıyla biraz o şeyin devamı, o Türkiye sinemasındaki o taşraya bakışın devamı. Ama bunu yeni bir yerden kırmak, belki o taşrayı birazcık işte sürrealleştirerek, o taşranın yapısını bozarak, o taşraya dönüş hikayesini değiştirmek. Belki şey fikri hep vardı senaryoyu konuşurken, ilk başta böyle ne bileyim ilk yarım saatinde filmin aslında çok gördüğümüz, alışık olduğumuz bir anlatının yeniden hani sahnelenişi gibi, hep biz bu adamı tanıyoruz duygusu. Bir yerden sonra onun böyle bir dakika ya hani biz bu adamı tanıyoruz ama etrafını tanımıyoruz şu anda, bu şehre nerep oluyor ya kaydırmak ve aslında çok bildiğimiz yerden başlayan bir hikayeyi birazcık bozarak ilerleme fikri ve dolayısıyla taşrayı yeniden belki hani hem daha şehir, kent anlamında hem de İstanbul'a kıyas anlamında yeniden bakabilmek gibi bir arzu vardı tabii. Teşekkürler. Yani aile hiçbir zaman sevgisiz olarak aslında düşünmedim ben ya da yani öyle tasarlamadım. Hala bir şekilde birbirlerine tutunan ama artık biraz yıpranmış. Yani çünkü işte babanın iş durumu sebebiyle bir şeyler kaybedilmiş, elden çıkarılmış, kağıt üstünde bir boşanma gerçekleşmiş. Selim de aynı aslında başarısızlık tırnak içinde durumuyla geri döndüğünde birazcık işleri iyice zorlaştıran ve hani o çökme duygusunu birazcık yaşayan bir aile. Ama ona rağmen birbirine tutunan, hani gerçekten boşanmamışlar mesela. Hala bir şekilde bir arada durmanın çok da ondan yıpranılmış bir durum yok.
Dolayısıyla ailenin bu hali bir yandan da benim için şey anlamında önemliydi. Selim bir çöküşle geliyor oraya. Ama aslında en başta hemen gördüğümüz ailesi de çok farklı durumda değil. Yani Selim babasından çok farklı durumda değil ya da annesinden çok farklı durumda değil zaten. En başta farklı biçimlerde yaşasalar da, farklı biçimlerde bunu ifade etseler de aslında aynı benzer ruh hallerindeler. Biraz bunun aslında altını çizmek ya da bunu kurmaktı. En başta kendi ailesiyle olan ortak duygunun. Onun dışında karakterlerin özelinde çok düşündüğüm şeyler vardı. Anne karakteri için mesela birazcık yıllarca yaptığı çabanın sonuçlarında birazcık böyle bir düşüşe geçmiş bir ailenin aslında başında olma. Çünkü kadın birazcık orayı ayakta tutan figür gibi. Dan yorulmuş ve kendi hayatına bakmak isteyen biri çok basit bir şekilde benim için. Ama bu insanlardan ya da işte kocasından, çocuklarından bakılmış değil. Sadece onlar adına bir şeyler yapıyor olmaktan yorulmuş ve tamam ben hani kendi başımın çaresine bakıyorum, size de minimumda desteğim olur duygusuydu. Bu da çok hani çok alışkın değiliz tabii ki böyle annelere ama benim çevremde var, oradan da birazcık hareketle özellikle belli bir yaş kriziyle de birlikte gelen bir şey galiba, olabilen bir şey. Biraz tanıdığım insanlardan hareketle kurduğum bir şeydi, karakterdi. İkinci soru neydi şimdi? Polisler. O sahne de aslında sonra yani 2013'ten sonraki yıllarda yazıldı ama ben onu doğrudan bir ilişkili olarak düşünmedim. Aslında yani o şehrin artık bütün sınırlarının kalktığı kokuyla ve işte ortaya çıkan durumla, boşalma haliyle birazcık kaotikleştiği ortamda zaten hani şiddette kolaylaşan bir şey. Tabii ki bu aynı şekilde işte başkaldırı anları için de geçerli bir şey. Yani şiddetin daha göze alınır olması. Ama buradaki bence ondan da yani Gezi'dekinden de öte bir başıboşluğun içinde şiddetin de kendini var etme anıydı. Ve Selim'in de aslında birazcık yüzüne bir şeylerin çarptığı da bir andı. Ama tabii ki etkisi olmuştur. Yani dediğim gibi sonraki süreçte senaryo şekillendikçe eklenen bir sahne olduğu için olmamıştır diyemem. Son olarak da filmin finali, yani final benim için aslında bir yani bu karakterin kendi kapalı dünyasında yaşadığı şeyden, kabuğundan çıktığında, ki o kabuktan çıkması için aslında yaşadığı karşılaşmalar çok önemli. Yani şehir sürekli karşısına işte birilerini çıkarıyor. Kaplumbağa çıkarıyor, bir kız çocuğunu çıkarıyor, başka birini çıkarıyor. Selim'in gözü hep birilerine takılıyor, onların ortamından olmayan birilerine. Dolayısıyla bu karakterin aslında karşısına çıkan insanlarla bir ortaklık kurduğunu hissederek geldiğimiz noktada birbirine bakmanın mümkün olduğu bir andı. Yani geçici bir an olarak kurguladım. Mesela benim için bitti ve artık her şey iyi olacak gibi bir an değildi ama filmi burada bitirmeyi tercih ettik. Belki ertesi gün artık her şey eski haline de dönebilir. Yani biz bunu bilemiyoruz, bilemeyeceğiz ama öyle bir an ki o bütün bu karmaşanın, kaosun, işte şehri saran tuhaf ruh halinin içinde sınırların ortadan kalktığı ve insanların birbirinin yüzüne baktığı bir andı. Ve Selim'i orada o anın keyfini çıkarırken bırakmaktı aslında amacım. Sözde filmin yönetmeni Emre Eksan'la birlikteyiz. Emre Bey, bıkılmadığımız için. İlk sorum şey olacaktı. Körfez filmi için oyuncuları özellikle seçtiğiniz bir kriter var mıydı? Yani önemsediğiniz bir kriter var mıydı? Tabii ki her rol için o role uygun, hani hem fiziksel olarak uygunluktu. Çünkü birazcık fiziğin karakterin dış görünüşünün, yani kostüm dahil olmak üzere tabii ki sonrasında, ama fizyolojisinde çok şey söylediği o karaktere dair bir yapıydı. Çok fazla karakterin olduğu Selim dışında. Dolayısıyla o araştırmalar sırasında önce işte bir oyuncu olarak hani çalışabiliyor olmak, istediğimiz karaktere yakın duyguyu çıkarabiliyor olması, diğer taraftan da aslında o karakterin kafamdaki haline en yakın belki fizik olarak insanlar üzerinden gitmekti. Bunun için tabii ki çok fazla karakter vardı filmde. Çok fazla parça parça 2-3 sahnede
deliren, kaybolan karakter vardı. Oralarda Kutay Sandıkçı, casting direktörümüzün çok ciddi bir çabası. Aynı zamanda kendisi oyuncu koçu. Dolayısıyla işte profesyonel olmayan oyuncuları set öncesi çalıştırıp sahneye hazırlama görevini de aldı. Onun sayesinde aslında bir şekilde o kalabalık oyuncu kadrosunu tutarlı bir şekilde kurmayı başardı. Tabii ki hayal ettiğimiz şeye ulaşmak neredeyse imkansız. %100 bunu diyen varsa çok büyük imkanlara sahip olmuş biridir muhtemelen. Ama çok ciddi bir oranda aslında başardık. Yani biraz filmin zor bir filmdi şey olarak, prodüksiyon olarak üretmesi kolay bir film değildi. Çok geniş bir prodüksiyonel şeye ihtiyacı vardı. Yapıya ihtiyacı vardı. Dolayısıyla tabii ki belli yerlerde imkanlarımız dahilinde davranmak zorunda kaldık. Ama onun ötesinde filmin anlatısı, duygusu, sözü, karakterin gelişimi anlamında istediğimiz sonuca ulaştık diye düşünüyorum. Tabii ki daha fazla imkanımız olsa başka şeyler de yapardık. Her zaman o mümkün yani. Türkiye'de yapılan sinemayı, devinen sinema camiasını ve sinema platformlarını değerlendirmek istediğiniz neler söylersiniz? Çok geniş bir soru. Yani Türkiye sineması 1990'ların sonunda birazcık hareketlenmeye başlayan, onun öncesinde çok daha az üreten bir sinemaydı. Bugün gerçekten üretim olarak çok arttı. Yani üretim artmaya devam ediyor ama 2000'lerin ortasındaki ilgiyi belki yaratamıyor. Türkiye dışı için diyorum bunu. Yani dünyada Türkiye sinemasının yeri anlamında. Ama her geçen gün, her geçen yıl çok daha fazla yeni sinemacı ortaya çıkıyor bence ve çok da iyi yeni sinemacılar ortaya çıkıyor. Yani biz de yani sonuçta ben de ilk filmini yapmış bir yönetmen olarak onun parçası olarak görüyorum kendimi. Dolayısıyla devingen, hani sürekli üretimin olduğu, üretimin ilerlediği bir yer ama diğer taraftan da üretimin zorlaştığı, ekonomik olarak artık üretimlerin önünün kesildiği, işte muhalif olduğu için desteklerden mahrum bırakılan insanların film yapmakta zorlandığı bir yer haline de geldik. Yine 2000'lerin ortasına, yani 2005-2010 arasına kıyasla, 2012'ye kadar olan döneme kıyasla söyleyebilirim bunu. Ama buna rağmen insanlar yol buluyor. Dolayısıyla çok ben önümüzdeki süreçte çok kreatif ama küçük işlerin artacağı ve buralardan yeni sinemasal bakışların ortaya çıkacağına dair bir umudum var. Türkiye'deki film eleştirmenlerinin özellikle yeni yönetmenler üzerindeki etkisi sizce nasıl? Dünyanın hemen hemen her yerinde aynı olan bir şey bu aslında. Tabii ki sosyal medyayla ve internet yayıncılığıyla birazcık artan bir eleştirinin edit edilmediği, aslında şahsi fikir bildirme ötesinde eleştirinin pek zor ulaşıldığı bir şey de var. Sadece Türkiye ile de ilgili bir şey değil. Birazcık genel bir şey. Tabii ki eleştirmenler her zaman sinemacılar üzerinde bir etkiye sahip. Olumlu ve olumsuz. Dolayısıyla Türkiye'de bundan nasibini alıyor. Yani ama bir yandan da işte yaptığımız filmle kurduğumuz ilişkiye bağlı olarak çok da nasıl diyeyim, çok da yıkıcı ya da çok da tersine kendini kaybedici ya da narsistik bir yöne dönüşücü bir etkisi olmuyor zaten. Birazcık yaptığımız işin farkında olduğumuz sürece eleştirileri de kabul ediyoruz. Bizim film özelinde öyle bir durum var mesela. Eleştirmenleri bölen, bir takım eleştirmenlerin gerçekten hiç sevmediği, bir takım eleştirmenlerin çok sevdiği bir film oldu. Bu bizim istediğimiz bir şeydi bir yandan da. Hani tam da hani gerçekten ters fikirleri, birbirine tam ters düşen fikirleri tetiklemek her zaman daha ilginç bir şey yaparken. Dolayısıyla bir yandan da bir tatmin de bulabiliyoruz tam tersi bir şekilde negatif eleştiride. Dolayısıyla öyle ama eleştiri kurumu sinemayı destekleyen bir kurum her durumda bence. Ne olursa olsun sadece yönetmenlerin onunla nasıl başa çıkacağını öğrenmesi gerekiyor.
Kesinlikle bu mesleği yapmak adına mı işe başladınız, yoksa belirli şartlar mı sizi sinemaya yönlendirdi? Yok, sinemaya çok erken yaşta karar verdim. Ortaokul yıllarından itibaren bir sinemacılık fikri vardı ama hani yönetmen olmak bunun bir şeyiydi. Evet, yani yönetmenlik yaparım. Eğer işte bir film yapma arzum ortaya çıkarsa, belirirse, bunun imkanlarını yaratırsam diye. Ama işte hani yapımcılık, senaryo yazarlığı, kurguculuk, hani bu şeyin süreçlerinden geçtim. Dolayısıyla işin birçok kısmında yer aldım. Hepsinden de memnundum. Yani bir yandan yönetmenliğe ulaşması, birazcık belli bir şeylerin herhalde kendi içimde şekillenmesi. Ya hadi ben de hani böyle bir hikaye var, anlatmak istedim, ben de bir film yapayım duygusunun ortaya çıkmasıyla geldi. Çıkmaya da bilirdi bu duygu. Ben hani yapımcılık ya da işte işin başka alanlarında çalışmaya devam edebilirim ki, hatta yani önümüzdeki yıllarda tekrar yapımcılık yapmayacağıma dair de bir şeyim yok mesela. Başka insanların, başka yönetmenlerin, başka işte yazarların ürettiği işlere de çok büyük heyecan duyuyorum. Mesela bazen bir fikir, bir senaryo geliyor ve hani onun bir parçası olmak istiyorum. Çünkü çok hani kendimi bulduğum, yakın hissettiğim bir şey olduğunda. Dolayısıyla hani yönetmenlik bunun bir şeyi, bir parçası ama işin bir sürü alanında çalışmaya da devam etmek istiyorum. Diğer İstos yapımda işte filmlerini yapmak üzere olduğumuz başka yönetmen arkadaşlar da var. Aynı şekilde işte onlarla zaten sürekli bir iletişim halindeyiz. Kendi senaryolarımız üzerinden konuşmak. Dolayısıyla başka prodüksiyon süreçlerinin parçası olma keyfini de özledim açıkçası.